Kepler teleskobunun 2009 yılında tespit ettiği Kepler 1658b isimli gezegen, yörüngesindeki yıldıza doğru büyük bir hızla yaklaşıyor. Ömrünü tamamlayan yıldızın artan enerjisinin neden olduğu olay, gezegenin yok olmasıyla sonuçlanacak. Kepler 1658b, 10 yıllık çalışma sonucunda resmileşmiş bir gezegendi. NASA 2009 yılında uzaya fırlattığı Kepler isimli teleskop, yörüngeye yerleştikten kısa bir süre sonra bir gezegen keşfetmişti. Uzmanlar, tam 10 yıl boyunca bu gezegenin varlığını netleştirmek için uğraştılar. Nihayetinde de gezegen resmileşti ve Kepler 1658b olarak isimlendirildi. Ancak bu gezegenin ömrü kısa sürdü. Kepler teleskobunun keşfettiği ilk gezegen, 6 Jüpiter kadar büyüktü. Yapılan son incelemeler ise, Kepler 1658b ile ilgili çarpıcı bir gerçeği gün yüzüne çıkardı. Öyle ki Kepler 1658b, bir yıldıza doğru yaklaşıyor ve sonu yakın. Gezegen ile yıldızın çarpışacağını açıklayan bilim insanları, Kepler 1658b'nin bu çarpışma sonucunda yok olacağını duyurdular. Yapılan incelemelere göre Kepler 1658b, spiral bir yörüngede nihai sona doğru yaklaşıyor. 3,85 günde bir kez, yörüngesini tamamlayan gezegenin yörünge periyodu, son dönemlerde yıllık bazda 131 milisaniye azalmaya başladı. Bu da gezegen ile yıldız arasındaki mesafenin kapanmak üzere olduğu anlamına geliyor. Tarihte ilk kez gözlemlenen bu durum aslında oldukça olağan. Ömrünün sonuna gelen Kepler 1658 isimli yıldız dışa doğru genişlemeye başladı ve çevresindeki nesneleri kendisine çekiyor. İşte Kepler 1658b de bu genişlemeye daha fazla karşı koyamamaya başladı. Yıldızın çekim enerjisi, gezegeni büyük bir hızla kendisine doğru çekiyor ve nihai son artık çok yakınlarda. Bu arada aynı durumun bir gün Güneş'te de yaşanacağını belirtelim. Ancak uzmanlar bu durumun milyarlarca yıl sonra gerçekleşeceğini düşünüyorlar.